Sevgili takipçiler, herkese merhaba. Bugün sizlerle yeni bir aracımızı test edeceğiz. Aracımız 2021 model. Şöyle Salih kardeşimle beraber çekeceğiz. Merhaba arkadaşlar. Aracımızın sahibi aynı zamanda. Aracımızı şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi Toyota Hybrid. Geri kalan detaylarıyla alakalı sahibiyle, Salih kardeşimle görüşeceğiz. Hemen, hatta çok böyle şey yapmadan, uzatmadan hemen dışından Salih kardeşimle başlayalım. Bize aracından biraz bahsetsin. Kardeşim, aracın paketini, modelini bize biraz anlatır mısın? Tabii ki. Aracım 2020 model, 2021 trafiğe çıkışlı. Flame, evet. X-pack modeli. Flame X-pack, tamam. Bunun bir üst paketi var mı? Var. Passion ve Passion X-pack var. Passion ve Passion X-pack. Tamam, hemen şöyle ön tarafından devam edelim. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi hibrit olduğunu bize gözümüze sokarak anlatmaya çalışan bir logosu var. Şöyle mavi. Bence çok hoş bir logo olmuş. Oradan başlamak istedim. Yanlarında da gördüğünüz gibi krom çıtalar ve aynı zamanda piyano bilek kaplaması da mevcut. Önlerde şöyle park sensörlerimiz var. Görüyorsunuz. Şurada altlarda sislerimiz var. Bu sisler LED mi? LED abi. LED sisler. Şöyle bir krom çıta uygulanmış arkadaşlar. Ama bu plastik. Mercekli farlarımız var. Şurada da gördüğünüz gibi detaylar, krom uygulanmış. Sinyalimiz içeride. Bunlar da LED kısalar, parklar. Evet. Ön tarafı böyle. Şöyle devam edelim. Yan tarafa gelelim. Arkadaşlar, jantlarımız 17 inç. 225/45-17 lastikler var aracın üzerinde. Ön arka disk araçta. Evet abi. Şöyle yanda da gördüğünüz gibi bir hibrit logomuz mevcut. Aynalarımızda sinyalimiz var. Aynalar gövde rengi, kapı kolları gövde rengi. Rengimiz ne diye geçiyordu bu arada? İnci beyazı. İnci beyazı. Şöyle üst tarafta sunroofumuz var. Kapının cam çerçevelerinin üst tarafına işte uygulanmış şöyle krom. Şöyle arkaya gelelim. Arkadaşlar, arkada park sensörlerimiz var. Sen mi taktırdın, orijinal mi? Ben taktırdım abi. Arka ön orijinal değil. Arka ön orijinal değil. Sonradan takılma. Şöyle geri görüş kameramız var arkadaşlar. Şuraya konumlandırılmış. Gördüğünüz gibi burada bir krom çıtamız var. Arka stoplarımız da bu şekilde. Burada ledler mevcut. Çok güzel olmuş ya. Çok hoş. Hemen şöyle bagajını da göstereyim. Bagaj düğmesi şurada arkadaşlar. Küçük bir düğme. Bastığınızda açılıyor. İçine gelmeden şöyle, şurada gördüğünüz gibi bir kaplamamız var. Buradan tutarak kapatıyoruz. Şu kolları kapatmaları güzel olmuş. Genelde bu çıplak, evet, çıplak olur. Öyle bırakırlar. Bu hoş olmuş. Ama ben her ne olursa olsun şu koldan çok rahatsızım abi. Valizi koyuyorsun, engel oluyor. Arkadaşlar, 471 litre bagajımız var. Makul yani. Tabi daha yüksek olanlar yok mu litre olarak? Var. Şöyle gördüğünüz gibi tamir kitimiz var aşağıda. Yedek lastiğimiz yok. Evet, bagajımız bu şekilde. Yanlarında herhangi bir, şuraya bir askılık yapılmış. Onu kullanabilirsiniz. Şurada da aydınlatmamız var. Evet, şöyle bagajı kapatalım. Şimdi sen koltuğu tabii kendine göre ayarladın. Tabii ki abi. Salih kardeşim 1.85 boyunda. Biraz da yatık kullanıyor. Ama şöyle ben önce oraya geçmeden önce arka kapının kalitesinden bir bahsedeyim. Arkadaşlar, arka kapıda da ön kapıda da çift renk uygulanmış. Malzeme kalitesi aynı. Şurada kumaşımız var. Camlarımız otomatik. Kapı kollarımız krom görünümlü plastik. Şurada bir cebimiz var. Gördüğünüz gibi suyumuz da burada. Yani bir tane, aynen, bir tane suyumuzu alır. Kolonumuz mevcut kapıda. Şöyle hemen 1.85'e göre baş ve diz mesafesini göstereyim. Vallahi şöyle söyleyeyim, ben 1.80 boyundayım. Sen koltuğu yatırmış olduğun halde diz mesafesi falan gayet başarılı. Evet. Yani koltuğun şu oyuntusunun olması bu işi kurtarmış. Baş mesafesine gelince arkadaşlar artık limitlerde. Neden? Sunroof'tan ötürü. Yani şu sunroof olmasa aslında biraz daha yer kazanabilirsiniz. Onun dışında başka bir eksisi yok. Şöyle arkada havalandırmalarımız var. 2 adet. Sağa sola. Bir 12 volt girişi ya da çıkışı söz konusu değil. Şöyle arkada bir kol dayamamız var. Sona kadar iniyor. Koltuklarımızı bu şekilde isterseniz yatırabiliyoruz. Kol dayanımı. Onu gösterdim. Aynen. Şoför koltuğunun arkasında bir cebimiz yok. Yolcu koltuğunun arkasında bir cebimiz var. Emniyet kemerlerimiz. 4 adet viraj kolumuz var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Araçta 10 adet airbag var. Isofix bağlantı yerleri. Hem yukarıda hem de şöyle göstereyim. Burada kapaklı bir şekilde. Arkada bir aydınlatmamız var. Bu hissiyata bayılıyorum ya. Çok güzel. Evet. Arkasıyla alakalı bu kadar. Yalnız biraz binerken biraz dikkat etmek lazım. Şu açı biraz dar arkadaşlar yani. Evet. Şöyle ön tarafa doğru gelelim. Evet. Ön kapıda da arkadaki malzemenin aynısı var arkadaşlar ve dediğim gibi çift renk. Şurada bir krom çıtığımız uygulanmış. Burada kumaş. Cam otomatiklerimiz. İşte camı kilitlediklerimiz ve kapıyı kilitlediğimiz tuşlar. Aynı ayarımız. Burada da cebimiz var. İkinci bir alır. Evet. 2 tane yarım kalır. Aynen. Sonrasına başka eşyalarınızı koyabilirsiniz. Biraz dar yapılmış. Evet yani aslında kapı çok geniş. Yani baktığın zaman geniş bir yapısı var. Hani kullanılabilirmiş. Burada bir kolonumuz var arkadaşlar. Ön koltukta, sürücü koltuğunda yukarı aşağı sırtlığını yatırdığımız kollarımız, ileri geriyi de buradan yapıyoruz. Şöyle bakıyorum. Arkadaşlar koltuklarda airbag'imiz var. Evet. Artık içine geçelim. Bir de içerideki detayları konuşalım. Tabii. İçeride görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar aracın içine geçtik. Şöyle ön tarafına başlamadan önce aracın anahtarını göstereyim. Şu şekilde bir anahtarımız var. Anahtardaki detayı bize bir gösterir misin Salih kardeşim? Tabii ki. Bunu bu şekilde şurada bir tuş yardımı var. Evet, mandal. Bunu bu şekilde çıkarıyoruz. Buradan bir anahtar çıkıyor. Evet. Eğer bu kaza anında herhangi bir vites kolu sıkışma olursa vites kolunun yürümeme sıkıntısı. Buraya sokuyoruz. Buradan çevirdiğimiz zaman vites boşa düşüyor. Ve harika. İtebiliyoruz. Çok nadir araçlarda duyduğum bir şey bu. Evet. Gerçekten öyle. Şimdi arkadaşlar şöyle kadranları göstereyim. Geçişler falan harika. Bu arada burası 7 inç arkadaşlar. Şu orta gösterge. Burası da 8 inç. Güzel bir multimedya ekranı uygulanmış. Gayet büyük. Buradan isterseniz aracın tüketimini, işte elektrikli mi, benzinli mi, motorda mı gittiğini görebiliyorsunuz. Güzel detaylar olmuş. Şöyle aşağı direksiyona geleyim. Direksiyonda burası arkadaşlar Bluetooth, işte telefonu yönlendirdiğiniz, açıp kapattığımız tuşlar. Burada şerit takip tuşumuz var. Burada kaza önleme asistanı. Burası hız sabitleme. Buradan moda bastığımızda da multimedya ekranına müdahale ediyoruz. Telif yemeyelim sesini. Evet. Şuradan da bildiğimiz screen tuşları. Direksiyonumuz arkadaşlar yapı olarak biraz ince. Elinize tam oturuyor. Yani böyle tuttuğunuzda avucunuza rahatça oturuyor ve hakimsiniz. Şu anda çalışıyor mu? Şu anda çalışıyor. Şu anda çalışıyor. Süper ya. Hiçbir ses yok. Harika bir şey. Direksiyonumuz yumuşak. Çok böyle sert diyemeyiz. Gayet böyle sizi üzmeyecek tarzda bir direksiyonu var. Şöyle yan tarafa gelelim. Senin burada bahsetmek istediğin bir detay vardı. Evet. Şimdi ondan da bahsedelim. Akıllı uzun far sistemi var. Evet, uzun far sistemi. Uzun farları bu şekilde aktive ediyoruz. İleriye itiyoruz. Evet, aktive oluyor. Soldaki uzun far asistanına tıklıyoruz. Şuna. Evet, basıyoruz ona. Bastığımızda devreye giriyor. Şu anda aktif. Evet. Karanlık yollarda araba önünüze çıktığı anda o uzun farları kesiyor. Araba devam ettiği anda da tekrar devreye giriyor. Karşıdan gelenin farına göre gözünü almasın diye açıp kapatıyor arkadaşlar. Park sensörü. Özür dilerim. Evet. Ön park sensörü için. Evet. Böyle bir tuş. O da iyiymiş. Evet. Burada SP'yi açıp kapattığımız, bu da lastiklerin basıncını ayarladığımız tuş. Hemen üst tarafa gelelim. Üst taraf arkadaşlar yumuşak. Yani şöyle şuraya kadar yumuşak. Gayet güzel bir malzeme uygulanmış. Buralar da yumuşak. Şurada bir piyano bileğimiz var. Şurada bir krom çıta uygulanmış. Şöyle yapılmış. Çok hoş olmuş. Yani havalandırmanın çevresini de almış. Tasarım öyle. Aynen öyle. Burada da devam ediyor. O tasarım şöyle gelmiş. Göstergelerin etrafına da almış. Ve buraya kadar devam etmiş. Direksiyonda da aynı şekilde ince ve krom görünümlü plastik uygulanmış. Bu bu plastik değil abi. Bu krom. Evet. Şöyle aşağıya gelelim. Burada kablosuz şarjımız var. Şurada piyano bilek uygulanmış. Vites topuzun etrafında şöyle 2 adet bardaklığımız var. Şöyle bir cebimiz var arkadaşlar. Burada aynı zamanda 12 volt ve 120 watt çıkışımız var. Bir de USB 2.1 amperlik. Çok güzel. Evet, yani yeterli. İçinde bir kaplama yok arkadaşlar. Aynı zamanda bu ileri geri gidip geliyor ve bayağı da gidiyor. Gayet güzel yani. Evet. Boyunuza göre ayarlamanız sağlanır. Bak burada da bu detay aşağıya inmiş. Buralar sert arkadaşlar. Yani buralarda yumuşak değil. Evet. Ama çok hafif, çok yani oynama yok diyebiliriz. Güzel oturtulmuş. İşçilik kalitesi bayağı güzel. Başarılı. İşçiliğinde hiçbir sıkıntı yok. Şimdi şurada otomatiğimizde modlar var. Bu B modu neydi? Brake modu. Evet. O motor freni yaparak aküyü doldurmaya yarıyor. Tamam, süper. Buradan zaten bahsettik. Evet. Burada sürüş modlarımız var arkadaşlar. Bir güç de burada var. Güç modu. Bu elektrik modu. Burada da evet, 3 modumuz var. 3 adet modumuz var. Tamam. Sürüş modları. Burada zaten otomatik el frenimiz var. Onun dışında buradan bahsetmek istediğin, benim atladığım herhangi bir şey yok. Yok. Tamam. Şöyle torpido gözümüze bakalım. Burada bir kaplama var mı? Burada bir kaplama yok. Kaplama yok. Soğutucu var mı? Soğutucu da yok. Yok. Evet. Şöyle ekrana doğru gelelim. Ekrandaki özelliklerden biraz bahsedelim. Şöyle home tuşuna bastığımızda zaten home'daymışız. Menü. Evet. Geçişler nasıl? Geçişler gayet iyi. Evet, geçişler iyi. Evet. Şöyle. Evet, gerçekten başarılı ya. Buradan ses ayarlarını falan yapıyorsun. Radyoya ayarlıyorsun. Map dediğinde bu orijinalinde yok navigasyon. Evet, orijinalinde navigasyon yok. Apple CarPlay veya Android Auto ile bağlandığınız zaman geliyor. Buradan bakalım. Kanalları değiştiriyorsunuz şöyle arkadaşlar. Evet. Bu da track. Geri almış. Fon. iPhone bağlı. Telefonlara gösteriyor. Evet, ekranımız bu şekilde. Sürüşte zaten orada görünecek. Biz onu da göstereceğiz. Tabii. Bu ön tarafıyla alakalı söyleyeceğimiz arkadaşlar çok da fazla bir şey yok. Aynamız kararan ayna. Yukarıda şöyle göstereyim. Hem yolcu hem de sürücü tarafında aynamız var. Burada da aynı şekilde. Aynı zamanda. Evet. Burada sunroofumuzu açıp kapattığımız tuşlarımız, lambalarımızı açtığımız tuşlarımız hepsi mevcut. Başka bakıyorum. Başka da bir şey yok. Bunu da artık kapatıyoruz. Çok sıcak oldu. Ve arkadaşlar artık sürüşte devam ediyoruz. Sürüşte görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, sürüşte devam ediyoruz. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Hep araçlarda alıştığımız gır gır bu sesleri yok. Dizel motor sesleri yani yok. Çalışıp çalışmadığını anlamıyorsunuz. Durduğunuz yerde araç sürekli çalışıyor. Ama sanki çalışmıyor. Böyle enteresan bir duygu. Müthiş bir şey. Ve sürekli bedava gitmek kadar güzel bir his de yok. Tabii ki. Tabii bunu nereye kadar bize izin veriyor bu bedava gitmeyi? Belli bir yere kadar. Atıyorum zorlandığı yerde tabii ki motora geçiyor. Ama çok zorlanmadığı takdirde, güç istemediği halde elektrikli motorla devam edebiliyor. Devam ediyor. Neredeyse 60-70 km hıza kadar çıkabiliyoruz. O yönden çok başarılı. Klimamız bu arada arkadaşlar, bahsetmeyi unuttuk. Çift yönlü klima. Buradan ayarını kendimize göre ayarlayabiliyoruz. Yükseltiyorsun. Süper. Tekrar doğru. İki tarafa da mı aynı yapıyor, yoksa buradan da ben dereceyi ayarlayabiliyor muyum? Eğer doğayla basarsan buradan ayarlayabilirsin. Tamam. Eğer basmadığımız... Mesela 16 bana çok düşük. 19 yapmak istiyorum ama sen 16 yapmak istiyorsun. Tabii ki. Süper. Tamam, harika. Şimdi arkadaşlar aracın görüş açıları çok güzel. Aynalar geniş. Sağa ve sola gerçekten hakimsiniz. Hiçbir problem yok. Aracın şöyle söyleyeyim. Ya şu hakikaten bu sessizlik efsaneymiş yani. Şu anda arkadaşlar sürekli elektrikte miyiz? Şu anda motordayız. Evet. Kırmızı. Evet arkadaşlar bakın şu kırmızı olduğunda motora geçmiş oluyoruz. Aküyü şarj ediyoruz. Aküyü şarj ediyoruz. Ayağımı gazdan çektim direkt. Tabii. Kaçta gidiyorum? 47, 48. Şu an elektrikle gidiyoruz. Elektrikle gidiyoruz. Efsane bir şey. Arkadaşlar biraz aracın konforundan bahsedelim. Sahibi de bize biraz bu konuda bilgi versin. Aracımızın şu anda kilometresi ne kadar? 820 kilometre. 820. Aracımız çok taze. Onu söyleyelim. Daha önce ne vardı araç sende Salih? Daha önce Renault Kadjar vardı. 2015 model. 15 model. Paket. Evet. 19 jant opsiyonluydu. O 10 da jantlar büyükmüş. Aradaki farklardan biraz bahseder misin? Ondan buna geçtiğinde neler hissettin? Tabii ki bariz bir yükseklik farkı var. Yüksek bir araçtan sedan bir araca geçmek için. Evet. Yani konforu bunda daha güzel. Kesinlikle. Yol tutuşu bunda daha güzel. Aynen. Koltukları mesela bak. Şu yanal destekleri güzel. Güzel sarıyor yani sırttaki. Evet. Şu yanal mesela viraja gittiğinizde burası sizi tutar arkadaşlar. Savrulmazsınız. Onlar gayet başarılı. Baldır destekleri de gayet iyi. Evet. Bunlarda da bir sorun yok. Yani koltuğu oturma yerinin, minderinin uzunluğu da başarılı. Bacaklarınız çok boşta kalmıyor, yorulmazsınız. Uzun yolda o yönden de size bir konfor sağlamış. Arkadaşlar en büyük handikapı, en kötü yanını söyleyelim, yalıtım. Bariz bir şey. Evet, yani böyle bir aracın yalıtımının zayıf olması gerçekten hoş olmamış. Handikap yani. Evet. Kardeşim onların üzerine bir yalıtım yap. Bu konuda, bu segmentte hibritte özellikle bu konuda lidersin. Tabii ki. 16 milyon satmış abi hibrit. Yani yap bunları ya. Japon hastalığı diyelim. Ya evet yani nedense onlar da hep böyle. Onların herhalde yolları çok iyi. Onlar hissetmiyorlar. Evet, ya da bizimki çok kötü. Ha, ya da biz çok takılıyoruz bu yalıtım olayına. Ama içeride bir gürültü var abi. Niye takılmayalım ki yani? Az buz paralarda vermiyorsun, takılmakta hakkın ya. Yani. Bunları istiyorsun. Çünkü arabaya baktığın zaman donanım olarak harika donanımları var yani. Aynen. Bak şu anda elektrikle gidiyoruz. Hiçbir motor sesi yok ama lastiğin içeriye verdiği uğultu, asfalt sesi içeride. Bu da olmasa tam bir fanus. Evet, kütüphaneye çeviriyoruz. Kütüphane, vallahi öyle. Çünkü buradan ses almıyorum. Yani şuralardan, kapılardan, şuralardan ses gelmiyor. Gerçi çok hızlı da gitmiyorum. Elektriği deneyelim diye. 120'ye kadar herhangi bir rüzgar sesi almıyor. Almıyor. Harika. 120'den sonra hissediyorsun. 110'dan sonra buradan biraz hafifçe geliyor ama o da pek hissedilmeyecek derecede. Yani peki bunu kapattığın takdirde de alıyor musun? Yok. Onu kapattığın takdirde almıyorsun. 120'den sonra tekrar geliyor. Arkadaşlar aracın biraz işçiliğinden bahsedelim. Aracın işçiliği gayet başarılı. Yani böyle göze batan, sizi böyle rahatsız edecek bir durum söz konusu değil. Onu söyleyelim. Yani burada yapılan uygulamalar falan, şu dikiş, suni dikiş hissi falan çok güzel yani. Çok hoş yapılmış. Bakıyorsun içerisi ferah. Altta siyah uygulamış. Aralara krem renklerini, premium bir hava var. Uygulamış. İçeride. Evet gerçekten bir premium hava var. Tavanda krem rengi olduğu için araç ferah. Yani ben alacak olsam bu rengi tercih ederim. Kombinasyon güzel. Kesinlikle. Göstergelerimiz harika. Burada dediğimiz gibi 3 adet sürüş modumuz var. Onları istersen bir gösterelim. Görelim. Şu an normal modda. Evet. Normal modda hafif bir yani tepkime değişti. Evet, tepkime değişti. Spor modda biraz daha iyidir. Tepkimesi. Evet. Evet. Eko'da bakayım. Biraz öldü. Evet, olması gereken de tabii bu ama. Yani şimdi yakın bazı araçlarda Eko'yu koymuş ama hiçbir şey yok. Aynı hikaye. Yani hatta benim çektiğim, adının markasını söylemeyeceğim arkadaşlar, araç var. Arkadaşlar dedi, olur mu ya, hissettiriyor. Ya kusura bakmayın, hissettirmiyor arkadaşlar. Yok öyle bir mod. O paraya o modu koymamışlar yani. Görüntüde var Yok ama bak şu anda aldığımızda ben şu anda hakikaten pedala güç verirken hissediyorum onu. Gitmiyor yani. Yavaş yavaş gitmeli. Bu. Şu anda bunun fiyatı ne kadar Salih? Şu anda 348.500. 348.500 sen alırken 335'e aldım ben bunu. Opsiyonlarda dahil ön arka park sensörü ve led far. Led far. Bu arada şeyleri söyleyelim arkadaşlar. Bu park sensörleri sonradan takılmış. Evet, serviste. Serviste takılmış. LED'ler de aynı şekilde. Tabii ki. Serviste takıldı. Kısa uzun. Kısa uzun. Sen aldıktan kaç gün sonra zam yedin? 2 gün sonra zam yedim. Köprüden sonra son çıkış. Evet. İşi kurtarmış. Vallahi gayet başarılı. Çok iyi yani. Senin oturuş pozisyonunda 1.85'teyken ben arkada nasıldım? Şimdi koltuğu kendime göre ayarladım. Arkası vallahi gerçekten inanılmaz rahat yani. Çok rahat oldu. Ve arkadaşlar gerçekten çok keyifli ya. Sürüşü, aracın çok keyifli. Kaza testlerinden de 5 yıldız almış bir araç. Yüreğin kaptan. 5 yıldız almış bir araç. Senin ilave edeceklerin var mı? Mesela abi şu var. Şu yönden memnunum, bu yönden memnun değilim. Yakıt konusunda yani çok iyi. 5.2 araç. Aracı daha yeni almama rağmen 5.2 kışın. Kıştayız şu an. Evet. Onu da hesaba katarsak bayağı bir güzel yakıt tasarrufu. Aynen öyle. Süper ya. Şu anda elektrikte gidiyoruz. Vallahi harika bir şey. Yazın ne verecek acaba? Çok merak ediyorum. Tabii şu anda klimamız açık bu arada. Evet. Klima açık. Belki ondan da sürekli biz motora giriyoruz yani. Evet, ondan da olabilir. Aynen. Akü biraz daha zayıf olduğu için ondan da. Peki akü hangi durumlarda şarjlıyor? Akü ayağınızı gazdan çektiğiniz anda şarj olmaya başlıyor. Frene basarsanız biraz daha hızlı şarj olur. Bunu yokuş inerken kullanırsanız, yani en azından alışkanlık haline getirirseniz çok iyi olur. Süper. Hibrit araç kullanıcılar. Böyle tiyolar önemli. Bir de vites kolumuzda B modu var. Evet. Bu B moduna alırsanız yokuş inerken motor freni uygulayarak aküyü dolduruyor. Oo, harika. Bayağı hızlı dolduruyor bu arada. Çok iyiymiş. Başka ekleyeceğim özellik yok. Evet, başarılı. Yani arkadaşlar söyleyeceklerimizi çoğunu söyledik. Dediğim gibi ben video çekerken çok teknik detaylı videolar çekmiyorum. Araca bindiğinizde neyle karşılaşacaklarınızı anlattığımız videolar çekiyorum. Çok teknik detaylı video istiyorsanız bu işi yapan farklı arkadaşlar var. Onları takip edebilirsiniz ama biz samimi. Evet, sohbet havası olarak. Evet, sohbet havasında videolar çekiyoruz. Çok güzel yorumlar yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Abone kitlem de çok güzel. Herkesten Allah razı olsun. Yani bu videoyu da bu şekilde sonlandıralım. Tabii. Son kısa bir not söylemek istiyorum. Lütfen. Sözünü kesiyorum. Estağfurullah, lütfen. Arkada bağımsız süspansiyon var. Torsiyon yok, evet. Bağımsız. Bazı markalar torsiyona geçti. Bu da tam tersini yaptı Toyota. Evet, Focus mesela. Geçti. Focus evet. Torsiyona geçti. Bir önceki de bağımsızdı. Yeni çıkan da torsiyon oldu. Bazı rakiplerine buradan yol tutuşu olarak biraz daha iyi. Evet, aracımız bu arada C segmenti arkadaşlar. İşte Golf, Focus, Honda Civic C segmenti. Bu da aynı segmentte geçen bir araç. Bilginiz olsun. Arkadaşlar benim galerim yok. Eşten, dosttan, arkadaştan, Salih kardeşim de takipçilerimden biri, Allah razı olsun. Abi böyle bir aracım var, gelip çeker misin dedi. Memnuniyetle dedim, teşekkür ettim destek verdiği için. Her zaman. Bu şekilde arkadaşlar, yani sizin de aracınız varsa bana ulaşabilirseniz, Bursa'daysanız, Bursa dışındaysanız zor. Çekmek isteriz. Çekmediğimiz bir araçsa olur. O zaman artık vedalaşalım. Arkadaşlar yeni bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Abone olup lütfen. Şu aşağıda bir like butonu var. Ona bir basarsanız çok iyi olur. Destekleriniz benim için önemli. Görüşmek üzere.